Merhaba arkadaşlar, 9. videomuza hoş geldiniz. Bu bence programın en önemli videolarından biri. Program boyunca uymanız gereken kurallardan bahsedeceğiz. Bunlardan bazıları çok önemli ve içinde güç duruşunun da biraz anlatacağım bir video. Şimdi birinci kuralımız, program boyunca yalan söylemek yok. 90 gün boyunca asla yalan söylemiyorsunuz. Neden? Çünkü yalan içinde korkuyu barındıran bir eylemdir. İşte işinizi kaybetmekten, birini kırmaktan korkarsınız, anlaşılmamaktan korkarsınız. Program boyunca yalan söylediğinizde hem enerji alanınız yükseldiği için, negatif duyguyla o enerji alanınızı beslememeniz için ve bilinçaltınıza bak hala korkularım var gibi bir geri bildirimde bulunmamak için mümkün olduğu kadar yalan söylememeye çalışmanızı istiyorum. Meditasyonları düzenli yaparsanız zaten bu sizin için kolay olacak. Ama oldu ki hani bir aksilik oldu, o gün birini kırmayı göze alamadınız ya da bir şey için korktunuz. Yalan söylemeniz gerekti. O zaman hemen kendinizi tuvalete gidiyorsunuz ve güç duruşunu yapıyorsunuz. Güç duruşu egzersizi John Herrica'nın Purpose adlı kitabından. 3 dakikalık bir egzersiz. Egzersizin birinci dakikasında tamamen, yani bu arada güç duruşu videosu yayınlayacağım zaten 3 dakikalık meditasyonu, ama siz oldu ki hani telefonun yanınızda yok, kendiniz yapmak istediniz. İlk 1 dakika kendinize önceden bir huzur alanı belirlemenizi istiyorum. Ben bunu göl kenarında bir ağaç altında kendimi hayal ederken yapıyorum. Siz balık tutarken yapabilirsiniz. Sevdiğinize sarılmış bir haldeyken yapabilirsiniz. Önemli değil. Öncelikle 1 dakika huzurlu bir yer hayal etmenizi istiyorum. Sonrasında ikinci dakikada önemli olan soru şu: bu olay olmasaydı ben kim olurdum? Bunu şöyle örneklendireyim. İşe geç kaldınız ve sadece uyuyakaldınız, ama yalan söyleme gereği hissettiniz ve dediniz ki işte trafik çok sıkışıktı, bilmem ne, ya da şu oldu, işte evime su bastı, o yüzden geç kaldım gibi bir yalan söylediniz. Şimdi bu yalan ne? İşten kovulmaktan korktuğunuz için bir korku barındırıyor ve siz bir yalan söyleme ihtiyacı duydunuz. Orada kendinize şunu soruyorsunuz: yalan söylemek zorunda olmasaydım ben kim olurdum? Güç duruşunu yaparken 1 dakika huzur anınızı hissediyorsunuz. Sonrasında kendinizi şöyle hayal ediyorsunuz: siz o iş yerinde çok değerlisiniz. Aslında hiç yalan söylemenize gerek yok. Siz zaten iş yeriniz için çok önemli olduğunuz için, çok verimli bir çalışan olduğunuz için bazı zamanlarda geç kalmanız kimse için önemli değil. Herkes size inanılmaz saygı duyuyor ve güveniyor. Bu yüzden geç kalsanız da hiçbir şekilde bunu sorun etmiyorlar. O zaman bu duyguyu ve hissi gözünüzde 1 dakika canlandırıyorsunuz. Yani iş yerine girdiniz, günaydın dediniz, çok güler yüzlüsünüz, insanlar size güler yüzlü davranıyor. İşte yerinize oturdunuz, normal işlerinizi yapmaya devam ediyorsunuz. Kendinizi o özgüvenle, o hisle hayal etmeye çalışıyorsunuz, imgeliyorsunuz. İkinci dakikada, üçüncü dakikada da yaratıcıya bu kadar özel bir çalışan olduğunuz için, insanlar size çok güvendiği için, gününüz çok keyifli başladığı için teşekkür ediyorsunuz. Gerçekliğinizle ilgili teşekkür ediyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Aslında bunu her başınız sıkıştığında yapabilirsiniz. Kendinize her negatif hissettiğinizde kendinize şu soruyu sorun: bu benim için sorun olmasaydı ben kim olurdum? İşte geç kalmak benim için sorun olmasaydı ben kim olurdum? O an paranız yok, arkadaşlarınız sizi bir yere davet etti, paranızın olmadığını söylemek istemediniz ve onlara işte işim var dediniz. Yalan söylemek zorunda olmasaydım ben kim olurdum? Param olsaydı ben kim olurdum? O anda önemli olan kendinizi o negatif duygunun içinde bırakmamak. O an negatif hissettiğiniz, korktuğunuz bir durum var, ama siz o durumun içinde kalmak yerine kendinize ben kim olurdum sorusunu sorup güç duruşuyla o duyguya, yeni duyguya giriş yapıyorsunuz. Eski duyguyu barındırmıyorsunuz. Aslında önemli olan bu. Negatif hissettiğiniz her anı fark edip yeni bir duygu durumuna geçebilmeniz, o duygunun içinde kalmamanızı sağlamak. Bu da enerji alanınızın, yani frekansınızın düşmemesi için gerekli. Ben dediğim gibi bunu hani işte işe geç kalmak için örneklendirdim, ama siz bunu hayatınızda kendinizi negatif hissettiğiniz her alan için kullanabilirsiniz. Üçüncüsü, 3 boyutlu gerçekliğe tepki vermek yok. Bu biraz zor olabilir, ama dönüşüm içeriden başlar. İçerisi neyse dışarısı odur. Bizim 90 gün boyunca ilgileneceğimiz tek şey içeride hissettiklerimiz. Tıpkı az önceki yalan örneğinde olduğu gibi, kendinizi kötü hissettiğiniz ya da korktuğunuz bir durum. Burada hemen yeni durum için ben kim olurdum deyip siz sadece yeni durumu imgeleyip o duyguya, düşünceye girmeniz yeterli. Dışarısıyla sizin hiçbir işiniz yok. 3 boyutlu gerçekliğe hiçbir tepki vermeyeceksiniz. Şimdi birazcık bu sizi korkutabilir, ama daha önceki videoda da benzer bir örnek vermiştim. Yeni bir gelir elde etmek istiyorsunuz, daha iyi bir iş istiyorsunuz ya da daha eğlenceli bir iş istiyorsunuz ve programı bunun için yapıyorsunuz. Ama şu an çalıştığınız mevcut bir işiniz var. Böyle bir durumda şu anki işinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya da siz çok mutlu bir ilişki için bu programı yapıyorsanız, mevcut ilişkiniz ona dönüşmeyecekse, ki biz programda yapacağımız şey kendimizi değiştirmek, enerjimizi değiştirmek. Biz değiştiğimizde hayatımızdaki gerçeklik değişecek. Ama biz üçüncü kişinin değişmesini garanti edemeyiz. O da değişebilir, yani ilişkide yaşadığınız kişi de size daha iyi davranmaya başlayabilir ya da o hayatınızdan çıkabilir. Size daha iyi davranacak biri hayatınıza gelebilir. 3 boyutlu gerçekliğinizde doğal olarak siz bilincinizi genişletmeye başladığınızda bazı değişimler olacak. Bunlar sizi korkutmasın. İlişkinizde bir zedelenme oluyorsa, karşı taraf kavga çıkarmaya çalışıyorsa bırakın çıkarsın. Uzaklaşmak istiyorsa bırakın uzaklaşsın. Bu tamamen bilinciniz dönüştüğünde hak ettiğiniz yeni bir gerçekliğin hayatınıza girmesi için gerekli olan şeydir. O yüzden korkuyla onlara tutunmaya çalışmayın. Ve 3 boyutlu gerçekte hiçbir şekilde tepki vermemeye çalışın. 90 gün boyunca sürekli akışta olacaksınız. Önemli olan davranışlarınız değil, eylemlerinizle hiçbir şey düzeltmeye çalışmayacaksınız. Hayatınızda karşınıza bir sorun çıktığında önce içeriğiyle ilgileneceksiniz. Bu sorun hayatımda olmasaydı ben kim olurdum diye soracaksınız. Sorunu atlayıp çözüme geleceksiniz. Yani o sorun hayatınızda olmasaydı siz kim olurdunuz? O duygu, düşünce ve davranışı gözünüzde canlandıracaksınız. Olmuş gibi davranacaksınız. Ve sonra hayatınıza devam edeceksiniz. Şimdi isteğiniz paraysa bir anda sabah uyandığınızda banka hesabınızda milyonlar görmeyeceksiniz. Ya da bir ilişki ise isteğiniz ertesi gün bir yıllık bir ilişkinin içinde uyanmayacaksınız. Bunlar size olaylar ve fırsatlar olarak karşınıza gelecek. Bu olayları ve fırsatları hayatınıza gelmesi için hayatınızda bazı değişiklikler olabilir. Bunu şöyle gibi düşünün. Bir oda var, bilinçaltınız bir oda ve bu oda yıllardır temizlenmedi. Biz şimdi bir yeni kayıt yapmaya, yani bu odayı yenilemeye çalıştığımızda doğal olarak ortalık biraz toz duman olabilir. Hayatınızda bazı değişiklikler olabilir. Ne olur 3 boyutlu gerçekliğe tepki vermeyin. Bir şey yaşadığınızda sürekli bu söylediğimi aklınızda tutun. Bu sadece dönüşüm için gerekli olan bir değişim. Ben akıştayım, her şeyi kabuldeyim. Önemli olan benim içeride ne hissettiğimi düzeltmem. Kötü hissediyorsanız hemen güç duruşuna başvuruyorsunuz ve program boyunca 3 boyutlu gerçeklere tepki vermiyorsunuz. Bazı şeyleri 100 kere tekrarladığımı biliyorum. Özellikle yapıyorum ki bunu aklınızda kalsın. Çünkü benim en çok zorlandığım şeylerden biriydi bu. Siz de öyle hissetmeyin diye yapıyorum. Üçüncüsü, eyleme geçmek. Şimdi normalde bu şöyle anlatılır çekim esasında. İşte siz enerjinizi yükselteceksiniz. Bir şey daha olmadan olmuş gibi davranacaksınız. Doğal olarak ona uygun olaylar ve fırsatlar, kişiler size karşınıza gelecek. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Okey, doğru, haklı olabilirler. Aslında evet tam olarak bu ama olayın şurada şöyle bir özü var. Daha önceki videolarda da bahsettim. Beden, zihin, ruh üçlüsünü eşlememiz gerekiyor. Bu da duygu, düşünce ve davranış üçlüsüne eşlememiz demek. Siz milyoner olmak istediğinizde dediğim gibi bir anda banka hesabınızda milyonlar olmayacak ama buna uygun fırsatlar önünüze gelecek ve sizin o fırsatları uygun hareket etmeniz gerekecek. Doğal olarak davranış bence şu anlamda önemli. Siz yeni bir kişilikte düşünmeye başladınız, yeni bir kişi gibi hissetmeye başladınız. Doğal olarak ona uygun da davranmanız gerekecek. Günlük 10 dakikalık eylemimiz var. Bu 10 dakikalık eylem şu demek. Siz eğer para istiyorsanız para kazanma yollarını araştırabilirsiniz. Parayı kazandıktan sonra yapacağınız yatırımları araştırabilirsiniz. Önemli olan o paraya sahip olan kişi nasıl davranırdı var ya, hani mesela benim için işte anda kalınmak, keyifli olmak, daha eğlenerek çalışmak. Onları günlük 10 dakika yapmak. Sizin için de bu yeni ev istiyorsanız işte yeni evinize alacağınız eşyaları araştırmaya başlayabilirsiniz. Bir ilişki istiyorsanız sevgilinizle gideceğiniz, yapacağınız eylemlerin listesini yapabilirsiniz. Biletlere bakabilirsiniz. Sinema biletlerine, tatile gideceksiniz. Otel rezervasyonlarına bakabilirsiniz gibi. O kişi olduğunuzda yapacağınız davranışlardan her gün 10 dakikalık bir davranış. Bunun için ilk başta büyük adımlar atmanıza gerek yok. Yani araba alacaksanız, araba almayı hayal ediyorsanız ya da onun için bu programı uygulayacaksanız hemen gidip işte galeride araba bakabilirsiniz, bu sorun değil. Galeride araba bakmak istemiyorsanız internetten araştırabilirsiniz. Arabanıza koyacağınız kokuyu seçmeye çalışabilirsiniz. Küçük eylemler olabilir, önemli değil. Ama önemli olan her gün bu yol üzerinde hareket ediyor olmanız. Zihniniz ve bedeniniz hazır olduğunda zaten daha büyük bir eylem için kendi kendinize harekete geçmeye başlayacaksınız. Ama başlangıç için yol üzerinde olduğunuzu belirten eylemler yeterli olacak. Ve kurallarımızdan dördüncüsü anda kalmak. Gün sonunda her gün anda kalma oranınızı yazmanızı istiyorum. Anda kalmak enerjinizin tavan yapmasını sağlayacaktır. Geçmişe gelecekten azade olduğunuzdan anda kaldığınızda enerjinizin en yüksek olduğu zamanlardır. Ve yaratım sadece anda yapılır. Meditasyonları düzenli yaptıktan sonra zaten bir süre sonra anda kalmaya başlayacaksınız kendiliğinden. Bunun için ekstra çaba sarf etmeniz gerekmeyecek. Ama yine de siz şuraya bir yere linkini koyacağım. Kanaldaki anda kalmak nedir videosunu mutlaka izleyin. Ve gün sonunda anda kalma oranınızı programı sonuna yazıyorsunuz. İşte anda kalma oranınızı nasıl belirleyeceksiniz? Gün içinde günün yarısını eğer geçmişe ya da geleceğe düşünerek geçiriyorsanız anda kalma oranınız %50. Günün sadece %20'sini geçmişe ya da geleceğe düşünerek geçiriyorsanız anda kalma oranınız %80. Anda kalma oranınız %80'in altına düştüyse o gün sizin için, program için tamamen başarısız bir gün demek. O zaman programınız 78. gündeyse bir sonraki gün 78'den yine devam ediyorsunuz. Yani o günü saymıyoruz. Anda kalmak o yüzden çok önemli. Lütfen anda kalma videosunu izleyin. Bu farkındalığınızın artmasını sağlayacak ama aslında yaratımın olmasını sağlayacak şey de bu. Yeni bir kişilik ve gerçeklik yaratacağımız için ve bu tamamen anda yapılabileceği için siz eğer programı düzenli olarak yapıyorsanız 3 ya da 4. günden sonra anda kalma oranınızın artması gerekiyor. İlk günler için %80'in altına düşmeniz sorun değil ama siz 10. günden sonra hala %80'in altındaysanız programın bir yerinde hata yapıyorsunuz demektir. yorumlara yazın. Canlı yayında üzerinde konuşmaya çalışalım. Nerede hata yaptığınızı ya da ne olduğunu bulmaya çalışalım. Çünkü 3. 5. günden sonra artık anda kalma oranınızın %80'in üzerine geçmiş olması gerekiyor. Yani gün içinde andan çıktığınız zamanlar sadece hani 1-2 düşüncelik, 1-2 cümlelik zamanlar olmalı ve onu da hemen fark edip düzeltebiliyor olmanız gerekiyor normalde. Ve inanç tazelemek, bu da bence en önemli kısımlardan biri. Ben bunu yine kendi inanç tazeleme cümleme ekrana yazacağım. Bu bir cümleyle aslında paragraf. Siz de benzer bir şekilde kendi paragrafınızı oluşturun. Bunu ses kaydına alın. Her gün ama her gün dinleyin. Çünkü neden? Programla ilgili belirli zamanlarda tıkanacaksınız. Bunu yaptığınızı, boşa yaptığınızı düşüneceksiniz ya da başka şeyler sizin için daha önemli gelecek. O yüzden programı neden yaptığınızı, bunların hayatınıza nasıl belirleyeceğini kendinize sürekli hatırlatmanız önemli. Ekrana gelsin, hemen ben okuyorum. Allah beni yaratırken bana kim olacağımı seçme gücünü verdi. Bugün yaşadığım her şey benim geçmiş duygu ve düşüncelerimin ürünü. Net bir niyetle sevgi, neşe, şükran gibi yüksek bir duyguyu şu anda birleştirirsem bu benim gerçekliğim olur. Çünkü ben kim olacağımı ve nasıl bir hayat yaşayacağımı seçme gücüne sahibim. Evrende her şey enerjiden oluşur. İsteklerime sahip olmak için tek yapmam gereken onunla aynı enerji frekansında olmak. Yani istediğim şeye zaten sahip olan kişi gibi hissetmek ve düşünmek. Dikkatimi verdiğim şey, enerjimi yönlendirdiğim şeydir. Bu yüzden ben tüm gün boyunca dikkatimi başarılı, düzenli ve mutlu bir olmaya veriyorum. Hayat fotokopi makinesi gibidir. Ben şu anda ne düşünür ve ne hissedersem bu gelecek anlarımın gerçekliği olur. Bu yüzden şu anda başarılı, mutlu, özgür ve zengin olmayı seçiyorum. İsteklerimin çoktan gerçekleştiğini biliyorum. Bu yüzden bugünü bu rahatlık ve güvenle geçiriyorum. Ben seçim yaptığımda içimdeki ilahi güç seçimlerime uygun fırsatları en hızlı, en kolay ve en eğlenceli yollardan bana getirir. Kendime ve içimdeki ilahi güce güveniyorum. Siz bunu ses kaydına alıp dinleyebilirsiniz. Ben bunu yanımda biri varmış gibi her gün kendime anlatıyorum sesli bir şekilde. Bu tamamen programı neden yaptığımı, neden yapmaya devam etmem gerektiğini anlatan bir şey. Aynı zamanda günümü daha rahat ve kolay geçirmemi sağlayan bir şey. O yüzden siz isterseniz ses kaydını nasıl yapabilirsiniz? İsterseniz anlatarak, isterseniz yazarak ama her gün bu inanç kısmını tazelemeniz gerekiyor. Ve en kötü durum senaryosunu onaylamak. Şimdi 90 günlük yoğun bir programa başlayacağız. Bir isteğimiz var, onu belirledik ve o isteğimize sahip olmak için elimizden geleni yapacağız. Peki isteğimiz hayatımızda olmasa ne olur? Bu program boyunca egonuzun, yani bilinçaltınızın oluşturabileceği en büyük direnç. İsteğiniz gerçekleşmediğinde zaten işte daha önce yapamadın, yine yapamadın, hayatında hiçbir şey değişmeyecek, sen bunun için yeterli değilsin, sen bu kadar değerli değilsin gibi size geri bildirimlerde bulunabileceği bir durum. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Örneğin sesiniz çok güzel ve müzisyen olmak istiyorsunuz, sanatçı olmak istiyorsunuz, her bir de konser vermek istiyorsunuz. Büyük bir hedefiniz var. Siz bu hedefiniz için çalışmaya başladınız. Çok odaklanmış bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Vizyonunuz sabah sizin yataktan enerji içinde ve mutluluk içinde uyanmanızı sağlayacak kadar büyük. Doğal olarak artık çevrenize bazı fırsatlar çıkmaya başladı. İşte biri sizi dinlemeye gelecek ya da bir yerde sahne olacaksınız. O gün sesiniz kısıldı. Şimdi bu normalde baktığınız zaman ufak değil, aslında büyük bir aksilik. Sonra o sesiniz kısıldığı için kendinizi suçlu hissetmeye başladınız. Çünkü yeter kadar dikkatli olmadınız. Bir gün önce soğuk bir şeyler içtiniz ya da kendinizi çok yıprattınız. Suçluluk, değersizlik, yetersizlik gibi bir sürü his yakınıza gelmeye başladı. İşte bu aslında ego direncidir. Peki sonra ne olur sorusu ego direncini aşmanın en kolay yoludur. İsteğinizle ilgili bir kere bunu oturup programa başlamadan önce yapmanızı istiyorum. Örneğin ben kendi egzersizimi hemen size örnek olarak yine vereyim. Günlük 50 adet sipariş alamazsam ne olur? Daha az gelir elde ederim. Daha az gelir elde edersem ne olur? Sevmediğim işte daha uzun süre çalışmam gerekir. Orada daha uzun süre çalışırsam ne olur? Başka şeyler yapacak vaktim olmaz. Kendimi soyutlanmış hissederim. Kendimi soyutlanmış hissedersem ne olur? Yalnız kalırım. Yalnız kalırsam ne olur? Kendimi başarısız hissederim. Kendimi başarısız hissedersem ne olur? Sevdiklerime üzdüğüm için kendimi üzerim. Çünkü kimseye yeterince vakit ayıramam. Peki üzülürsem ne olur? Hiçbir şey. Yani sonunda o hiç noktasına, hiçlik noktasına ulaşana kadar bu egzersizi devam ettirmenizi istiyorum. Hiçbir şey olmaz çünkü üzülürüm. Evet üzülürüm ama sonra yani geçer, başka bir şey için yeniden odaklanmaya başlarım. Başka bir şey için çalışmaya başlarım. En kötü durumun da o kadar kötü olmadığını bilinçaltınıza bir kere göstermeniz gerekiyor. Bu egzersizi lütfen ciddiye alın. Oturun, adım adım kendinize sorun. İsteğiniz neyse, işte para. O kadar param olmazsa ne olur? Noktalar olur. 20 neden listesi yazdınız. Çok önemli çünkü. Bir sürü şey olur. Onlar size tek tek gelecek aklınıza. Sonra hepsi için tek tek sorun. Bu olmasa ne olur? Bu olmasa ne olur? Bunu özellikle başarısızlık korkusu yaşayan insanlarda çoktu. Bende de daha önce vardı. Yeni bir işe adım attığımda iş oturana kadar etrafımdaki insanlara bununla ilgili bilgi vermekten çekiniyordum. Çünkü sonrasında vazgeçme ihtimalim var. Ben çok çabuk bir şeylerden sıkılıyorum. Yine kendimi başarısız ya da yetersiz hissederim diye insanlara bunu söylemekten çekiniyordum. Ama sonra bu egzersizi yaptıkça fark ettim ki zaten çevremde benim başarısızlığımla ilgilenecek ya da başarısızlığımdan mutlu olacak kadar negatif insanlar ya da kötü insanlar yok. Artı hiç kimsenin hayatı kimse için, başkası için 10 dakikadan fazla düşünmeye değecek bir durum değil. Yani anlık duyarsa eğer ben bunu yaptım, başaramadım, işte belki der ki okey zaten biliyordum der geçer, anladın mı? Bunu hayatında sürekli devam ettirmez bununla ilgili düşünmeyi. Kimse sizin hayatınızı sizin kadar önemsemiyor. O yüzden çok başarılı olmanız, çok başarısız olmanız hiç kimse için bir şey ifade etmiyor sizin dışınızda ve belki yakın çevreniz dışında. Ama üzülmek ya da başarısız olmakla ilgili hepsi üzülmeye ya da bir duyguya çıkıyor. Ve o duyguyu da bir süre hissettikten sonra o duyguya alışacağınız için geçiyor. O yüzden en kötü durum senaryosunu programa başlamadan önce bir kere onaylayın ki program süresince bazen bilinçaltınız sizi korkutmaya çalışacaktır. Daha önce yapamadın, şimdi niye yapacağını düşünüyorsun. İşte olmadı, yine olmayacak, rezil olacaksın vesaire gibi sizi ikna etmeye çalışacaktır. Ama siz bir kere en kötü durum senaryosunda onayladığınızda bilinçaltınızdan bu gücü almış oluyorsunuz. Oluşturacağı direnci kırmış oluyorsunuz. Benim programla ilgili anlatacaklarım bu kadar. 3 video daha göreceksiniz. Onlar da meditasyon videoları. Söylediğim gibi ben program boyunca size destek atmayı çok istiyorum. O yüzden program nasıl gidiyor? Hangi isteğiniz için yapıyorsunuz? Kaçıncı gündesiniz? Ara ara lütfen gelin videoların altına yazın. Hatta bununla ilgili bir tane ek canlı yayın videosu çekeyim ben kısa. Birkaç dakikalık bilgilendirme videosu. O videonun altına gelip yorumlarınızı yazın. Böylece takıldığınız yerlerde, sıkıldığınız yerlerde size destek atabileyim. Arada canlı yayın açacak mıyız? Hangi konularda konuşacağız? Bununla ilgili de bilgimiz olsun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım istekleriniz en kısa sürede hayatınızda olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.